ve güzel bir akşam temennisiyle ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize iyi akşamlar dileyerek Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Günün öne çıkan haber başlıklarıyla değerli izleyenler, öncelikle kahraman polisimiz Fethi Sekin'in şehadetinin 3. yıl dönümünde Der Saadet Elazığlılar Derneği anma programı düzenledi. Sevgili seyirciler, İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, Fethi Sekin'in Türk Devlet İdaresi ve hayatının en güzel örneği olduğunu söyledi. İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahramanca şehit olan polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can ölümlerinin 3. yılında gözyaşları içinde anıldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar seçim bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor değerli izleyenler. Ve AFAD İl Müdürlüğü, bu da çok önemli bir haber, Maden ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde meydana gelmesi muhtemel heyelan afetinden dolayı Madenli vatandaşları son kez uyardı değerli izleyenler. Bütün bu haberler ve daha fazlası için Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, kahraman polisimiz Fethi Sekin'in şehadetinin 3. yıl dönümünde Der Saadet Elazığlılar Derneği anma programı düzenledi. Der Saadet Elazığlılar Derneği kahraman şehidimiz Fethi Sekin'i şehadetinin yıl dönümünde İstanbul'da düzenlenen programla andı. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa ilgi yoğun oldu. Programa eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, EFET Başkanı Faik İçmeli ve şehit Fethi Sekin'in ailesiyle çok sayıda davetli katıldı. Program, Dünya Kur'an Okuma Birincisi Habib Deveci'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Program sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez'in yaptığı gecede Der Saadet Elazığlılar Derneği Başkanı Kürşat Koç, şehitlere vefa borçlarını ödemek ve hatırasını canlı tutmak amacıyla böylesi bir program düzenlediklerini söyledi. Merhum şehidimiz Fethi Sekin'in vatanseverliği, fedakarlığı, cesareti ve atılganlığı üzerine söylenecek en belagatlı sözler, en süslü, en övücü kelamın onun gösterdiği kahramanlık karşısında kifayetsiz kalacağının bilincindeyim. Sanki merhum Akif'in Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyerek tebcil ettiği Çanakkale aslanlarının ruhu Fethi Sekin'de yeniden şahlanıyordu. EFET Başkanı Faik İçmeli, geçmişten bugüne kadar verilen mücadelelerden ve ödenen bedellerden örnek vererek birlik beraberlik mesajı verdi. Eğer bedeller ödemeseydik, bugün bu şanlı bayrağın altında hür, bağımsız olamayacaktık, bu ezanlarımız yankılamayacaktı. Onun içindir ki bizlere düşen bütün şehitlerimizi unutmamak ve de unutturmamaktır. Bunun en güzel örneğini bu akşam burada 3 yıl önce İzmir'de canı pahasına İzmir Adliyesi'ndeki katliamı önleyen hemşerimiz, kahraman şehidimiz Fethi Sekin'le ilgili bir program yapıldı. Tabii Fethi Sekin'ler bitmez. Bunu söyleyeyim. Bunlar var olduğu sürece bu vatanı, bu milleti kimse bölmeyecektir. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Ama ben şuna inanıyorum ki bütün bu zorlukları birlik olarak, beraber olarak biz birbirimize sırtımızı verirsek bu Türkiye'nin gücü karşısında kimse bir şey yapamayacaktır.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Fethi Sekin'in 3 evladını düşünmeden hainlerin oyununu bozduğunu kaydetti. Tabii bu beka mücadelesinde şehitler veriyoruz, kahramanlık hikayeleri yazıyoruz. Bu kahramanlık hikayelerini yazanlardan bir tanesi de Elazığlı hemşehrimiz şehit Fethi Sekin. Tam 3 yıl önce bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunu bozma adına 44 yaşında 3 evladını düşünmeden canını seve seve feda etme uğruna bu hainlerin oyununu bozdu. Beylik tabancasıyla hainlerin üzerine yürüdü. Söz konusu vatandı, söz konusu bayraktı, söz konusu yüzlerce masum insandı. Belki binlerce çocuklar annesiz, babasız kalacaktı. Ama o çocuklarını düşünmedi, masum insanları düşündü, Türkiye'yi düşündü, geleceğimizi düşündü ve gözünü kırpmadan bu hainlerin üzerine yürüyerek bu oynadıkları oyunu bozdu. Evet, kahramanlar ülkemizde hep var olmuştur. Bundan sonraki süreçte de var olacaktır. Program Fethi Sekin'in hayatını anlatan slayt gösterisi, şehidin annesine altı, ilahiler ve Harpus Sela ile sona erdi. Ben Fethi Sekin. Söz konusu vatansa ölüm namustur derim, şehadet şerbetini şerefimle içerim dedim ve bir an bile düşünmedim. Es-salatu vesselam aleyk. Köye geldim, şehre döndüm, sen yoksun ya. Açar kaldım şehit olmuş gazileri. Sevgili seyirciler, İçişleri ve Adalet eski bakanı Mehmet Ağar, Fethi Sekin'in Türk devlet idaresi ve hayatının en güzel örneği olduğunu söyledi. Der Saadet Elazığlılar Derneği tarafından düzenlenen programa katılan Ağar, bedel ödemek bu coğrafyanın kaderi diye konuştu. Der Saadet Elazığlılar Derneği tarafından düzenlenen Fethi Sekin'in anma programına katılan İçişleri ve Adalet eski bakanı Mehmet Ağar önemli açıklamalarda bulundu. Türk devletinin ayrımcılık yapmadığını ifade eden Mehmet Ağar, İslam'la beraber Türk milliyetçiliğinin değerlerinin ırkçılığı barındırmadığını kaydetti. Fethi Sekin'in Türk devlet idaresinin en güzel örneği olduğunu ifade eden eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, bedel ödemenin bu coğrafyanın kaderi olduğunu söyledi. Fethi Sekin, baktığımız vakit çok tipik bir örnek. Türk devlet idaresinin ve hayatının da önemli bir örneği. Şimdi bizim devletimiz asla ayrımcılık yapmaz. Fethi Sekin, Kürtçe ana dili. Konuşur, polis olurum. Hem de en kahraman polis olur. Onu da görev alırken devlet hiçbir ayrımcılık yapmaz. Bizim devletimizin milliyetçilik anlayışı, milletimizin milliyetçilik anlayışı özellikle bizim coğrafyamızda İslam'la beraber onun değerleriyle Türk milliyetçiliğinin değerleri örtüşmüş. Irkçılık asla barındırmaz bizim milliyetçiliğimiz. Tamamıyla vatanperverlik, vatanseverlik üzerinedir. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü seven bir anlayışın, inancın, İmanın sahipleriyiz. Bu topraklar Sultan Alparslan'dan bu yana Süleyman Şah'ı, Ertuğrul Bey'i, Osman Gazi'si, Orhan Bey'i özellikle öndeki padişahlarını işte biraz evvel anlattım Sultan Murat. Arkadan devlet tam paralanır parçalanırken ortaya çıkan büyük devlet adam 1. Mehmet. Burayı bizlere kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han, yükselme devrinin padişahları, Yavuzlar, Kanuniler ve son noktalarda tabii hepsini rahmetle anıyoruz. Sultan Hamit'le gerçekten çok önemli, büyük hizmetler yapmış bir padişah. Onun yaptıklarıyla Cumhuriyeti adeta kuran kadrolar o dönemlerin mekteplerinde yetişmiş insanlardır ve oradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber kurduğumuz Cumhuriyet'in önemi ve değeri bugün etrafımızdaki
coğrafyada olup bitenle çok daha iyi anlaşılıyor. Ya bu topraklar böyle, bedel ödeyeceksin bu topraklar. Bir cennet. Bakarsın dünya haritasında. Her tarafı denizlerle çevrili. Üç kutanın mücevheratında oturur. Asya'nın, Afrika'nın, Avrupa'nın. İşte oralarda bir sürü devletler var. Bugün isimlerini saymayalım. Politik anlamda gaf olur. Onların milliyetçilik anlayışında bizim İslam'la örtüşük Türk milliyetçiliğinin eseri yoktur. Onların içinde ırkçılık vardır, inanç ayrımı vardır, her şey vardır. Bizde yoktur. Asla yoktur. Ağır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya anlamında zor günlerden geçtiğini anımsatarak milletin her zaman Allah'ın koruması altında olduğunu söyledi. Orta Doğu'da ayakta kalan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Yüzyıllardır Arabistan Yarımadası'nın, Kuzey Afrika'nın hepsini bize bağlı olduğu için özellikle söylüyorum. İşte Trablus'tan Tunus, Bingazi, Kahire, Mısır'a kadar bütün zenginliklerde bunların hepsini sömürdüler. Öylece Avrupa zenginleşti, imar edildi, sanayi gelişti, yollar, caddeler. Bunlar hepsi Orta Doğu'nun ve yani Arap Yarımadası ile Kuzey Afrika'nın büyük çapta sömürülmesiyle oldu. Şimdi ne oldu? Şimdi onların çocuklarını Akdeniz'de boğuyorlar ya. Hep sömürdüler herifler. Yaşamalarına bile müsaade etmiyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Bizde yok alemimizde 3-4 milyon adama bakarız, bizim işimiz bu. Kapıya gelmiş misafiri hanginiz geri gönderebilirsiniz bir parça ekmek vermeden? Yapamayız. Onun için biz zor günleri geçiriyoruz. Geçireceğiz. Belki daha zoru da olacak ama biliniz ki bu millet Allah'a bin şükür her zaman Yüce Yaradan'ın koruması altındadır. Onu çok olaylarda zaten görüyoruz. İmanlı, inançlı bir millettir. Tarih boyunca mazlumun, mağdurun yanında olmuş. İslam her zaman hizmet etmiş, fakire, fukaraya, yoksula kanat germiş bir ülkedir. Ve bu ülke gelişiyor yani. İsteye kimse tutmaya çalışsa da tutamaz. Türkiye gelişecektir, büyüyecektir. Türkiye'nin emin olun geleceği bugününden daha güzel olacaktır. Taş değdirmesin. Güçlü, onurlu ve haysiyetli bir devletin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kıymetini, kudretini bilelim. Bakın etrafınızda bir tane devlet yoktur doğru düzgün. Şimdi Irak Meclisi bugün karar alıyor Amerika çıksın diye. Neyle çıkaracaksın? Sen topraklarına hakim misin? PKK toynatıyor, kımıl diyemiyorsun. İşte İran'ın gizli servisleri at oynatıyor, Amerika at oynatıyor herkes. Niye? Gittin tabii kendi ülkende, tamam, Saddam'a karşı kendi mücadele et milli güçlerinle. Amerikan uşaklığı yapıp onu getirirsen böyle de kalır başında. Suriye yok, o yok, bu yok. Bütün Orta Doğu harap ve bitap. Tek ayakta kalan aslan gibi bir ülke vardı, o Türkiye'dir. Türkiye ile bunlar mukayese edilemez. İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahramanca şehit olan polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, ölümlerinin 3. yılında gözyaşları içinde anıldı. Öte yandan Ege Elazığ Dernekler Federasyonu tarafından Fethi Sekin'in şehit düştüğü alana dikilen dev Türk bayrağının açılışı gerçekleşti. Bundan 3 yıl önce 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, ölümlerinin 3. yılında İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törende anıldı. Anma programına Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve kızı Zeynep Dila Sekin, şehit Musa Can'ın eşi Mecburiye Can ve kızı Emine Can, Ege Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Nejat Ak, İzmir Elazığlar Derneği Başkanı Muzaffer Acar ve dernek üyeleri, siyasi parti yöneticileri, ilçe başkanları, hakim ve savcılar, avukatlar ile adliye çalışanları katıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, şehit polis Fethi Sekin'in kahramanca mücadele ettiğini belirterek, Fethi Sekinler milletimizde asla bitmeyecektir dedi. İşte hepimizin namusu olan bu adliye binasında ve bu yargı teşkilatına, bizim adımıza, Türk milleti adına karar veren
bu yargı teşkilatına, bu teröriste bir ders vermek istemişlerdir. Hem de öyle bir ders verelim ki, öyle bir ibretlik olsun ki, bundan sonra burada bu millet adına görev yapan hakimimiz, savcımız, polisimiz, mübaşirimiz, memurumuz korksun ve bir daha bizimle ilgili karar veremesin diye. Ama bir şeyi unutmuşlardı. O da kahraman polisimiz Fethi Sekin'i kahramanca görevini yaparak, ölümün üzerine yürüyerek bizim namusumuzu savunmuştu. Ve yine burada Musa Can mübaşirimizi de ve onunla beraber görev yapan kahraman polislerimizi, hakimlerimizi, savcılarımızı da unutmuşlardı. Bu püskürtülmüştür. Bundan sonra şüpheniz olmasın. Fethi Sekinler bu milletimizde asla bitmeyecektir. Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de şehit Fethi Sekin'in gerçek bir vatansever olduğunu belirtti. Yine belki de terör örgütleri İzmir gibi bir metropolde, kentin merkezinde hem güvenlik güçleri hem de adli teşkilatı hedef almış bu eylemleriyle başta huzur içinde yaşamaya alışmış güzel İzmirlileri ve tüm ülke halkını yeise sürükleyecek bir başlangıcı yakalayacak idiler. İşte Fethi bu makus başlangıca canı pahasına dur demiştir. Öte yandan kahraman şehidimiz Fethi Sekin anısına Ege Elazığ Dernekler Federasyonu ve Elazığ Kültür Derneği katkılarıyla iş adamı Nejat Ak tarafından finansmanı sağlanan dev Türk bayrağının açılışı da gerçekleşti. Fethi Sekin'in şehit düştüğü alana 11 metre uzunluğunda, 6 metre kare büyüklüğünde dikilen Türk bayrağının açılışına Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Ege Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Nejat Ak, şehit Fethi Sekin'in kahramanlığını unutmadıklarını belirterek, federasyon olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkacaklarını söyledi. Sevgili seyirciler, AFAD İl Müdürlüğü Maden İlçesi Cami Kebir Mahallesi'nde meydana gelmesi muhtemel heyelan afetinden dolayı madenli vatandaşlara son kez uyarı yaptı. AFAD İl Müdürlüğü Maden İlçesi Cami Kebir Mahallesi'nde meydana gelmesi muhtemel heyelan afetinden dolayı madenli vatandaşları son kez uyardı. AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Maden İlçesi Cami Kebir Mahallesi'nde meydana gelmesi muhtemel heyelan afetinden dolayı konut ve iş yerlerinin nakli uygun görülen afetzedelerin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın olurları ile son kez olmak üzere uzatılan hak sahipliği ek süresi 7 Ocak tarihi itibariyle dolacaktır. 7 Ocak tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, afetzede vatandaşlarımızın konut ve iş yeri yardımı yapılabilmesi için Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde maden ilçesinde kurulacak olan geçici hizmet bürosuna talep ve taahhütname ile birlikte acilen müracaat etmeleri gerekmektedir denildi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar seçim bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, seçim bölgesi Elazığ'daki gezilerini sürdürüyor. Tolga Ağar'ın ziyaretlerinin ilk durağı AK Parti İl Başkanlığı oldu. İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e ile bir araya gelen Ağar, daha sonra parti binasında vatandaşları dinledi. Daha sonra Elazığ'da hizmet veren göz sağlığı merkezini ziyaret eden Tolga Ağar, hastane çalışanları ve hastalarla buluştu. Hiç korkmayın Allah aşkına. Şahit mi kendisi? Nasılsın, iyi misin? Çıkartmadım lan. Şahit İbrahim amca. İyi misin abi? İyiyim, iyi. İyi gördüm maşallah. Sen çok şükür. Ben abi şiir verdim onu. Ne yaptın? Duvara astık evde, merak etme. Sağ ol. Milletvekili Ağar ziyaretlerine ara vermeden Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan'ı ziyaret etti. Jandarmanın çalışmaları hakkında bilgiler alan Ağar, Allah jandarmamıza, askerimize, emniyet güçlerimize güç kuvvet versin temennisinde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından Marmara Eğitim Kurumlarını ziyaret eden Ağar, okulların sınıflarını ardından yenilenebilir teknoloji alanı laboratuvarlarını gezerek okul yetkililerinden ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ten eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aldı. En geç ne zaman gelmesi gerektiğini bana söyle, gerisini ben hallederim abi.
Buyurun geleceğiz. Geç, buyurun. Çalışmaları bitirelim işte. Tamam. Burada hizmet binası, diğer okul dönüşümleri. Tamam. Şimdi üç türlü yapılacak. Bir yık yap, bir onarım. Bir de sıfır gel arsayı çıkarmamız gerekiyor. Hem de Berat Bey şahsen rica ederim. Bu da okul olduğu için çıkarmaz. Bu zamanda çok kısınız. Tam bir bilim sanmışım. Ben de edebiyat mezunuydum ya. Kolay değil. Allah yardımcınız olsun. Ama hoca kuvvetli gibi maşallah öğretmenim. İyi öğrenci. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var mı benden bir isteğiniz? Sorunuz var mı? Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. İngilizce evdeyken. Evet. Çok önemli. Hakikaten önemli. Benim iş hayatımdaki bütün başarımın sebebi İngilizce bilmek. Veriyorlar. Eyvallah. Burada hücre birleştirme işlemlerini yapıyorlar. İlk olarak hücreyle birleştiriyoruz. Daha sonra da EVA ile Beşiktaş'la. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolgar, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Emniyet mensuplarıyla bir araya gelen Ağar, Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çekiyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Tolgar, Elazığ'da hizmet veren basın kuruluşlarını da ziyaret etti. Şimdi rahatlıkla paylaşımı yapabiliyoruz. Ağar'ın ziyaretlerinin son durağı Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü oldu. Kayıt dışı istihdamla mücadele eden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çalışmaları sigortalı işçi sayısında artışı da beraberinde getirdi. Kayıt dışı istihdam ile mücadele sigortalı işçi sayısında artışı beraberinde getirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan elde edilen verilere göre, yıllara göre sigortalı işçi sayısında artış yaşandı. 2016 yılında 578.789 nüfusu Elazığ'da, 329 kamuda, 6.952 özel sektör yer alırken, 2017 yılında ise şehrin nüfusu 583.671 olurken, kamu sayısı 312, özel sektör sayısı ise 7.700'e ulaştı. 2018 yılında da 595.638'e nüfusa ulaşan Elazığ'da 490'ı kamu, 7.811 özel şirket olmak üzere toplam 8.301 iş yeri sayısı yer aldı. 2019 yılı Ekim ayına kadar açıklanan verilere göre ise 595.638 nüfuslu Elazığ'da kamu şirketleri 463'e, özel sektör sayısı ise 7.830'a ulaşırken toplam sektör sayısı 8.293'ü buldu. Açıklanan verilerle aktif sigortalı sayılarına bakıldığında ise rakam yıllara göre artış gösteriyor. 2016 yılında Elazığ'da 4 A'lı sigortalı çalışan sayısı 7.220, 4 B'li çalışan sayısı 15.620, 4 C'li çalışan sayısı ise 28.635. Sigortalı çalışanların toplam sayısı ise 2016 yılında 114.475. 2017 yılında ise sigortalı çalışan sayısı 14.522 artarak 128.997'yi buldu. Bu rakam 2018 yılında 124.652'ye düşerken, 2019 yılı Ekim ayına kadar açıklanan verilere göre çalışan sigortalı sayısı 123.121'i buldu. 2016 yılında zorunlu sigortalı sayısı kamuda 7.716, özel sektörde 51.041 olurken, zorunlu sigortalı 58.757 kişiden 48.007'sini erkekler, 10.750'sini ise kadınlar oluşturdu. 2017 yılındaki 70.923 zorunlu sigortalıdan 57.564'ünü erkekler, 13.359'unu ise kadınlar oluşturdu. 2018 yılında zorunlu sigortalı sayısında düşüş yaşandı. 2018 yılında zorunlu sigortalı sayısı 14.522'ye düştü. 2019 yılı Ekim ayına kadar açıklanan verilerde ise yine bir yükseliş var. Toplam zorunlu sigortalı sayısı 69.043'e yükselirken, bu sayının 52.962'sini erkekler, 16.081'ini kadınlar oluşturdu. Açıklanan verilere bakıldığında kadının istihdam gücüne katkısının da her geçen yıl arttığı görülüyor. 2016 yılında 10.750 zorunlu sigortalı kadın varken, bu rakam 2019 yılına gelindiğinde 5.331 artarak 16.081'i buluyor. Elazığ'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 105 köy yolundan 63'ü açılırken 42'sinde çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Kentte hafta sonu başta yüksek rakımlı bölgeler olmak üzere kar yağışı etkili oldu. Hafta sonu kar yağışı nedeniyle kent genelinde 105 köy yolu ulaşımı kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kapalı köy yollarının 62'si açıldı. Merkeze bağlı 5 ilçelerden Baskil'de 17, Sivice'de 10, Maden'de 9 ve Keban'da bir köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Ekiplerin bu köylerin yollarının açılması için çalışma yaptığı bildirildi. Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli ve Bingöl'de kar, Elazığ, Malatya ile Adıyaman'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışının devam edeceğini açıkladı. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgenin akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, yağışların çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam edeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı, yağışların Elazığ, Baskil, Sivrice, Maden, Alacakaya ve Arıcak ilçelerinde yer yer etkili olacağı belirtildi. Ayrıca açıklamada kuvvetli kar yağışı ve yağış sonrası buzlanma ve don olayıyla birlikte ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, çatı uçması, tipi tehlikesi gibi tehlikelere karşı da vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Çadır kurdum düzlere, diken oldum gözlere. Aha da ben gidim, harput kalsın sizlere. Ör ki yazman yırtıla, söyle sözün kurtula. Cağalsın karış vermem, üç gün dilim tutula. Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'le bir araya geldi. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz çocuklar. Geç şöyle. İyi günler öğretmenim. İyi günler, hoş geldin. Buyur bakalım. Merhaba öğretmenim. Merhaba, hoş geldin. Buyur, masa kurdum. Hayırlı sabahlar. Müdür Gürtürk'le bir araya gelen okul yönetimi ve öğrenciler, yaşayan okul projesi kapsamında hazırladıkları dört ana başlıktan oluşan önce selam, sonra kelam, söz bende, temiz çevre ve milli kültürümüzü yaşatma projelerini sundular. Müdürüm ben Reyyan, selamımızı verdik. Şimdi kelam edelim mi? Elbette kelam edelim. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı aranızda yaygınlaştırın. İnsanlar birbirlerine selam vermez oldu. Biz de Cumhuriyet İlkokulu olarak bu adetimizi canlandırmak istiyoruz. Sizden desteklerinizi bekliyoruz. Okulumuz açıldığından bu yana 4 yıldır uyguladığımız bir diğer projemizin adı Serbest Kürsü Projesidir. Söz bende sloganıyla başlattığımız bu projede okulumuz öğrencilerinin özgüvenlerini arttırmak, mikrofon fobisini yenmek, kalabalıklar önünde konuşabilme yeteneğini kazandırmak ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. Milli bayramlarımızda çeşitli gösteriler düzenleyeceğiz. Sizi de sene sonunda yapmayı planladığımız kürsü baş etkinliğine davet ediyoruz. Projelerini sunan minikler daha sonra Müdür Gürtürk'le unutulmaya yüz tutmuş el el epenek oyunu oynadılar. Müdür Gürtürk oyundan kırık not aldı. El el epenek, elden çıkmış kepenek, kepeneğin yarısı. Elden çıktı kepenek, kepeneğin yarısı, yumurtanın sarısı, ebem yoğurt getirdi. Pisik burnum batırdı. Pisik burnun ezile, mağarada kesile, mağara bıçak, içinde demir ocak. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk projelerin önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti. Bizi de çocuklarımız sağ olsunlar geçmişe götürdüler birlikte. Oyunu da geçmişte bizim çocukluğumuzda oynadığımız oyunu da oynadık. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de eğitim, öğretim bir bütünlük arz etmektedir. Onun için çocuklarımız öğrenirken Cumhuriyet İlkokulumuz aynı zamanda eğitiyor da bu iki proje birlikte gidiyor. Zaten eğitim olunca öğrencilerimiz, çocuklarımız eğitilince öğrenmede mutlaka gerçekleşiyor, üst seviyede gerçekleşiyor. Ben bu projeyi hazırladıklarından dolayı okul idaremize, öğretmenlerimize ve özellikle öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.
Bunun böyle gelişerek Elazığ'ımıza örnek olsun ve bu çalışma tüm okullarımızda yapılsın. Cumhuriyet İlkokulu Okul Müdürü Hüseyin Avni Akman ise hazırladıkları projelerle ilgili bilgi verdi. Yaşayan okul parolasıyla 4 alt başlıkta projeler hazırladık. Gerçi bunların bir iki tanesini yıllardır uyguluyoruz. Okulumuz açıldı. Özellikle serbest kürsüyü okulumuzun açıldığı tarihten itibaren uyguluyoruz. Tabii biz serbest kürsüyü uygularken diğer projelerimiz de iç içe girerek tüm çevremize ardından da ilimize yaygınlaştırmak amacıyla yola çıktık. Biz surda bir gedik açtık diye düşünüyoruz. İnşallah devamı gelir. Sayın Müdürüm de katkı veriyor zaten bu hususta. Katkılar da kat kat inşallah artacaktır. Konuşmaların ardından temiz çevre projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Elazığ İdlib Yardım Komisyonu medya grubumuzu ziyaret ederek İdlib için başlatılan yardım kampanyası hakkında bilgiler verdiler. Platformda yer alan İHA İnsani Yardım Vakfı, Elazığ İl Temsilcisi Metin Kılıç, yardım kampanyası için Elazığlıların desteğini beklediklerini ifade etti. Suriye rejimi tarafından İdlib'in Ariha bölgesinden sivil yerleşim yerine yapılan insanlık dışı hava saldırılarından kaçan yüzlerce insan, Türkiye-Suriye sınırına göç etti. Türkiye-Suriye sınırına yerleşen mazlumlar için Elazığ'da da yardım kampanyaları düzenleniyor. Suriyeliler için bir araya gelen Elazığ İdlib Yardım Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Şekerci ve komisyon üyeleri Memur İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, İHA İnsani Yardım Derneği Elazığ İl Temsilcisi Metin Kılıç, Eğitim Birsen Başkan Yardımcısı Taha Yusuf Sarıgül, Ekider Elazığ Şube Başkanı Kerem Seçer, Akıncılar Derneği Başkanı Tevfik Sadak medya grubumuzu ziyaret ederek yardım kampanyası hakkında bilgiler verdiler. Zaten barınma seçenekleri var. Doğru. Vatandaşlara bunları sunacağız. Un seçeneklerini 105 TL un lira un alma şeyimiz. Platform adına bilgiler veren İHA İnsani Yardım Derneği İl Temsilcisi Metin Kılıç, İdlib'te bir kıyım yaşandığını ifade ederek savaştan kaçanların ve Türkiye sınırına yerleşenlerin sayısının 300 bini aştığını söyledi. İHA İnsani Yardım Vakfı olarak malum bu son zamanlarda Türkiye sınırına İdlib'de yapılan yoğun bombardımanlar sonucunda yığılan ciddi anlamda bir kitle var. Son bir ay içerisinde Türkiye sınırına gelip dayanan mazlum sivillerin sayısı 300 bini aşmış durumda. Bu duruma duyarsız kalmama adına bizler de yine her yıl olduğu gibi bu yılda Suriye'nin iç taraflarında İdlib ve Türkiye'nin operasyon yapmış olduğu Türkmen Dağı ve civarındaki insanlara yardım götürmek amacıyla inşallah bir yardım kampanyası başlatacağız. Kılıç 3 Şubat tarihine kadar devam edecek olan bir yardım kampanyası düzenlediklerini, Elazığlıların da kampanyaya destek vermelerini istedi. 3 Şubat'a kadar Allah nasip ederse devam edecek. Bu soğuk kış günlerinde gerçekten donma tehlikesiyle ve açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olan çok ciddi anlamda bir kitle var. Biz her yıl olduğu gibi bu yılda duyarlı, hassas Elazığlı hemşehrilerimizden bu konuda destek ve yardım bekliyoruz. Durum çok ciddi, acil bir durum var. İl temsilcisi Kılıç yardım kampanyası kapsamında un, battaniye, çadır ve gıda yardımı topladıklarını söyledi. Elazığlılar olarak inşallah yine un, battaniye, çadır ve gıda başlıklarında bir kampanya yapmayı planlamaktayız. Bahsettiğim gibi acil gelişen insani bir dram yaşanıyor. Şu anda çocuklar ve siviller maalesef İdlib'de bombardıman altında ve Türkiye sınırına kaçabilenler için oralarda oluşturmaya çalıştığımız yaşam kentleri var. O kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarını giderme amacıyla Elazığlılar olarak bizler de böyle bir kampanya başlattık. Ben tekrar kanalımız vesilesiyle bütün Elazığlı kardeşlerimize sesleniyorum. Evet, savaş uzadı, yorulduk. Ama bir insanlık katliamı var. Kılıç, yardımların İHA Elazığ Şubesi'ne ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan standa yapılacağını ifade etti. Derneğin İstasyon Caddesi Şubesi ve PTT'de bulunan standa. Bu anlamda destek verecek olan arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz İHA İnsani Yardım Derneği'nin İstasyon Caddesi'ndeki şubesine ve Postane Meydanı'nda bulunan standımıza yardımları makbuz karşılığında ulaştırabilirler.
İl Genel Meclisi'nin Ocak ayı toplantıları yapılan oturumla sona erdi. Toplantılarda Denetim Komisyonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine üye seçimi yapıldı. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşime atıyorum. Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları sona erdi. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı toplantıların son oturumunda gündem maddeleri ve önergeler görüşülerek karara bağlandı. Toplantılarda Denetim Komisyonu'na üye seçimi gerçekleşti. Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak hayırsever vatandaşların seçilmesi maddesine geçildi. Bu sırada söz alan MHP'li meclis üyesi Aytunç Sunguroğlu, mütevelli heyetine seçilecek kişilerin gerçekten hayırsever olması gerektiğini vurguladı. Seçmiş olduğunuz insanların hayırsever olma mecburiyeti var arkadaşlar. Partiler almış olduğu kararlar olabilir. Bu vicdani bir meseledir çünkü burada yardım var arkadaşlar. Allah için yapılan, insanlık için yapılan bir yardım var. Hasan, Mehmet benim partilim, senin partilinden haricinde bu işin, bakın kanun koyucu oraya ne demiş? Hayırsever vatandaşlardan demiş. Birinci kriter koymuş oraya arkadaşlar. Buraya kapalı kapılar ardında senin adamın, benim adamın, benim partime yardım etsin, senin partine yardım etsin yaparsanız kamuoyu vicdanında bu konunun altından kalkamazsınız. İl Genel Meclisi üyeleri Haşim Karacimşit, Osman Dilek, Mahmut Okçuoğlu, Hanifi Coşkun, Şemsettin Bal ve Ali Karabulut görüş bildirdi. İlçede yapılan konumlarda birlikte hareket edersek hem kendi içimizde düzgün yürürüz, hem ilçedeki vatandaşlar konumunda rahat olur bu işler. Biraz bundan sonraki şeylerde yani istirham ediyorum ya, işimizi düzgün yapalım. Düzgün yapalım, ihtişare edelim, oturalım konuşalım. 10 dakika kala, 15 dakika kala, kala değil. Çünkü burada haksızlık oluyor. Ne var burada yani şimdi? Her şey birilerinin dizayn ettiği gibi gitmeye çalışılıyor. Gitmesin ya, biz konuşalım tamam, kendi aramızda mutabakat sağlayalım. Şehir merkezinde, ilçelerdeki mütevelli heyetine seçilen insanların partisi önemli değil. Orada hizmet etmesi önemlidir. Yani bunu bize neden danışmadı? Yani arkadaşlar vicdanda, merhametten bahsettik, temiz bir sayfa açalım dedik. O zaman yani niye bizi görmemesinden geliyoruz? Muhalefette olma, azınlıkta olmamız demek, burada hiçbir söz hakkımız olması demek değildir Sayın Başkanım. Bunu dikkate almanızı ve bize de bu konuda fikir beyan etmemiz konusunda sizden dikkate almanızı rica ediyorum. Biz bir kurumun denetlenmesi için üye seçiyoruz. Bir de bu üye seçimini kendi meclisin yani yetkilerine göre değil. Yani bize verilen 5302 sayılı yasanın 17. maddesinde belirtilen o sayılara göre yani seçim yapıyoruz. Şimdi bizim bu arkadaşları biz yazmamışız. Bu arkadaşlar iki seneden beri Karakoçan'da mütevelli heyetinde görev yapıyorlar. Hepsi de yani üç kişi, üçü de 20 seneden beri orada esnafla, uzun yıllardan beri esnaflık yapan arkadaşlardır. Bizim yazdığımız arkadaşlar da değiller. Bunlara vicdanımız bunlara çok rahattır. Vicdanımız çok rahattır. İnsanları tanıyorlar, bölgeyi tanıyorlar, çevreyi tanıyorlar, insanları tanıyorlar. Bizim mütevelli heyetimiz 3 dönemdir. Palu'da görev yapıyor, biz değiştirmedik. Yeni bir isim yazmadı buraya. Halktan soruşturduk, sorduk. Bu insanları değişmeyin, biz bunlardan razıyız. Oradaki konuma vakıflar. Biz de dedik ki madem halk bunları istiyorsa biz de değiştirmiyoruz, aynı isimler kalsın. Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, mütevelli heyetine seçilecek isimleri okuyarak oylamayı sundu. Alacakaya'yı oylarınıza sunuyorum. Okunan isimleri kabul edenler, Alacakaya, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu mütevelli heyetinin ilimize, ilçelerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sevgili seyirciler, İYİ Parti Kadın Kolları çocuk istismarına tepki için toplandı. Düzenlenen programda çocuk istismarı ve küçük gelinler konusuna dikkat çekildi. İYİ Parti Kadın Kolları çocuk istismarlarına tepki için toplandı. Yaşanan her günüm cehennem olur, her gece ruhumu bir deprem vurur. Körpecik tenimde terim savrulur, bu yaşta gelinlik giyemem anne.
İYİ Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Deniz Koşar, ülkemizde yaşanan çocuk gelin olaylarına farkındalık yaratmak için toplandıklarını söyledi. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde çocuk istismar olayları çoğalmıştır. Son 10 yılda tüm dünyada çocuk istismarı %700 oranında artmıştır. Ülkemizdeki 4 adli vakadan biri çocuk istismarı ile ilgilidir. Bizler de İYİ Parti Kadın Kolları olarak ülkemizde yaşanan çocuk gelin olaylarına farkındalık yaratmak amacıyla bir program düzenledik. İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Mesude Cömert ise çocuk istismarlarına karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti. Kadın örgütleri olarak geleceği söylenen yasa tasarısına affa yönelik itirazlarımızı ve görüşlerimizi paylaşmak, çocukların cinsel istismarlarının affı olamaz diyoruz. Çocuk susar, biz susmuyoruz. İYİ Parti Kadın Kolları olarak istismara sessiz kalmayacağız. İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Funda Oğuz da Çocuk Gelinler şiirini okudu. Oyuncak bebeğim ağlar ardımdan, utanır gözlerim adımlarımdan, saklanıp kuytuya tüm çocuklardan, bu yaşta gelinlik giyemem anne. Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nde okullar arası Harezmi'den Cahit Arf'a akıl ve zeka oyunları yarışmasının finali gerçekleşti. Finalde dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nde okullar arası Harezmi'den Cahit Arf'a akıl ve zeka oyunları yarışmasının finali yapıldı. Elazığ Bilim Sanat Merkezi Müdürü Zülfü Yapıcı okul oyunlarının önemine değindi. Bilindiği gibi akıl oyunları zihni açan, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim modeli, metodudur. Jüri üyesi Tuğba Erben öğrencilere sınavla ilgili bilgi verdi. Her bölümde 5 tane soru vereceğiz sizlere. Puan üstünlüğüne göre ilk 3'e giren okulumuz belirlenecektir. Finale kalan okullardan Ziya Gökalp, Keban Musa Coşkun, Çataklı, Yıldız Bağları, Şehit Süleyman Budak ve Bahçeli Evler Ortaokulları öğrencileri yarışmada ter döktü. Yarışma sonucuna göre birinci Keban Musa Coşkun Ortaokulu olurken ikinciliği Şehit Süleyman Budak Ortaokulu göğüsledi, Bahçeli Evler Ortaokulu da üçüncü oldu. Yarışmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zeki Ulufer, emeği geçenlere teşekkür etti. Hakikaten de arkada bulunduk ama çocukların yüzü bize dönük değildi ama onların heyecanını biz de orada birebir yaşadık. Burada 6 okulumuz yarıştı. Daha öncesi Elazığ'da mevcut olan ortaokullarımızın tamamı bu akıl oyunları yarışmasına katılmışlardı. Bu birinci elemelerden geçmiş 6 okulumuz burada kendi aralarında final yarışmasını yaptılar. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma, Bilim Sanat Merkezi öğretmen ve yöneticilerine, jüriye, aynı zamanda çocuklarımızı bu yarışmaya hazırlayan çok değerli öğretmenlerime hepsine çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Ne güzel. Bu da hocam. Elazığ'da bir minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığına aracılık eden iki şüpheli ve 31 göçmene toplam 153 bin lira para cezası kesildi. Jandarma kaçak göçmenleri yakaladı. Göçmenlere yardım eden iki kişiye ise 43.868 lira ceza verdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve Elazığ üzerinden batıya girmeye çalışan kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri plakasını belirledikleri minibüsü Elazığ Diyarbakır Karayolu Maden ilçesi yakınlarında durdurdu. Durdurulan minibüsten yasa dışı yollarda ülkeye giriş yaptığı belirlenen Hindistan, Pakistan, Myanmar, Bangladeş ve Afganistan uyruklu toplam 31 kaçak göçmen çıktı.
Gözaltına alınan göçmenler İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen iki şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheliye 43.865 TL, göçmenlere ise 110.019 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Sanayi Mahallesi sanayi sitesinde park halindeki bir araç bir anda alev aldı. Yangın bölgedeki vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sanayi sitesinde akşam saatlerine doğru park halindeki bir araç bir anda alev aldı. Motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgedeki esnaflar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Ardından da olay yerine çağrılan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Elazığ'da eğitim veren özel bir okul, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kovancılar Şenova İlkokulu'nda tadilat yaptı. Yöntemim okulları gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kovancılar ilçesinde eğitim veren Şenova İlkokulu'nda tadilat ve tamirat çalışması yaptı. Okul öğretmenleri Şenova İlkokulu'nda öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okulda boya, badana, temizlik çalışmalarının yanında kırık ve bozuk olan tuvalet taşları ve lavaboları da değiştirdi. Sosyal sorumluluk projeleriyle böylesi çalışmalara devam edeceklerini ifade eden okul öğretmenleri, öğrencilerin daha rahat ortam ve mekanlarda eğitim görmelerine destek olmak istediklerini söylediler. Yöntemim okulları öğretmenlerinin gerçekleştirdiği tamirat çalışmalarının ardından öğrenciler okullarındaki değişiklikleri görünce mutlulukları da görülmeye değerdi. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Ve spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan Tam Zamanı Şimdi forma kampanyasında taahhüt ettiği 1023 adet forma bedelini Elazığ Spor Kulübü hesabına yatıran İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Mehmet Ağar. Mehmet Ağar için Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk bir teşekkür mesajı yayınladı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan Tam Zamanı Şimdi forma kampanyasına telefonla katılarak 1023 adet forma taahhüdünde bulunan İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Mehmet Ağar, 102.300 TL tutan bedelini Elazığ Spor Kulübü hesabına yatırdı. Bu gelişmenin ardından Elazığ Spor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk de yayınladığı mesajda Eski Bakan Ağar'a teşekkür etti. Öztürk mesajında, Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan Tam Zamanı Şimdi forma kampanyamızda 1023 adet forma alarak 102.300 TL destekte bulunan şehrimizin ve bizlerin kıymetli ağabeyi Sayın Mehmet Ağar Bey'e teşekkür eder, saygılarımızı sunarız cümlelerine yer vererek Ağar'a teşekkür etti. Sevgili seyirciler, alt liglerin maçlarını yayınlayarak bölge futboluna önemli katkılarda bulunan TRT Kürdi, hafta sonu oynanacak olan Elazığ Spor Bayburt İl Özel İdare karşılaşmasını canlı olarak yayınlayacak. Ve karşılaşma başlıyor. İlimiz ve bölge futbolunun sesi olan TRT Kürdi, ikinci yarının iki haftasında Elazığ Spor'un maçını tercih ederek yayınlayacağını duyurdu.
Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda canlı maç yayınlarına devam eden TRT Kürdi, sezonun ikinci haftasında ilimizde oynanan Sakaryaspor ve altıncı haftada deplasmanda oynanan Niğde Anadolu karşılaşmasını da canlı olarak ekranlara getirmiş. Ayrıca bazı maçların özetlerini de yayınlayarak Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'a önemli katkılarda bulunmuştu. Bu doğrultuda canlı yayınlarına devam edecek TRT Kürdi, 12 Ocak Pazar günü Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanacak olan Elazığspor Bayburt karşılaşmasını saat 13'ten itibaren canlı olarak yayınlayacak. Elazığspor'da Elazığ Belediyespor maçının ardından verilen bir günlük izin salı günü sona erecek. Bordo Beyazlı ekibimiz Bayburt İl Özel İdare maçı hazırlıklarına da aynı gün start verecek. İkinci yarının ilk maçında 12 Ocak Pazar günü ilimizde Bayburt Özel İdare Spor'u ağırlayacak olan Elazığspor'da teknik direktör Levent Eriş tarafından futbolculara bir gün izin verildi. İkinci yarı öncesinde son hazırlık maçında pazar günü Elazığ Belediyespor'la karşılaşan ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Bordo Beyazlı ekibimizde Bayburt Özel İdare Spor maçı hazırlıkları 7 Ocak Salı günü başlayacak. İkinci yarı hazırlıklarının ilk etabını Antalya'da gerçekleştiren ve ardından ilimize dönerek ikinci etap çalışmalarını ise Elazığ'da tamamlayan Bordo Beyazlı ekibimizde gözler artık lige çevrildi. Bu bağlamda Bayburt Özel İdare Spor maçı hazırlıklarına salı günü start verecek olan Elazığ Spor'da çalışmalar hafta boyunca devam edecek. Sezonun ilk yarısında kiralık olarak Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde forma giyen Elazığlı futbolcu Berkehan Biçer, Altın Ordu ile olan sözleşmesini feshederek Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Pendik Spor'a transfer oldu. Sezonun ilk yarısında kiralık olarak Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde forma giyen Elazığlı futbolcu Berkehan Biçer, Altın Ordu ile olan sözleşmesini feshederek TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Pendik Spor'a transfer oldu. Sezonun ilk yarısında Altın Ordu tarafından pilot takımı konumundaki Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne kiralanan başarılı futbolcu, ilk yarının sona ermesinin ardından Niğde ekibinden ayrılırken, daha sonra ise kulübü Altın Ordu ile karşılıklı olarak anlaşarak mukavelesini feshetti. Genç futbolcuya bu gelişmenin ardından başta TFF 2. Lig ve aralarında Elazığ Belediyespor'un da bulunduğu birçok 3. Lig ekibinden transfer teklifi giderken, Berkehan Biçer tercihini TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Pendik Spor'dan yana kullandı. 1 Ocak 2000 doğumlu olan ve kariyerinde milli takımların çeşitli kademelerinde 14 maçta görev yapan Berkehan Biçer, son olarak formasını giydiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde sezonun ilk yarısında 9 lig maçında forma şansı bulmuştu. Spor haberlerini de burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.